Merhaba arkadaşlar. Asitler ve bazlarla ilgili bir sorumuz. Çiğ köfte, bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğrulup karıştırılmasıyla hazırlanan ve pişirilmeden tüketilen Şanlıurfa yöresine ait bir yiyecektir. Çiğ köfte denildiğinde ilk akla gelen ise acıdır. Acının etkisinin azalması içinse genellikle ayranla tüketilir. Yani çiğ köfte ve ayran değişmez ikilidir. Çiğ köfte ile ilgili verilen bilgilere göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur denmiş. Birinci öncülümüze baktığımızda çiğ köfte bazik, ayran ise asitik özellik gösterir demiş. Evet, yukarıda çiğ köftenin acı bir yiyecek olduğunu söylemişti. Oradan çiğ köftenin bazik olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Ayrıca acının etkisinin azalması için genellikle ne ile tüketiliyordu? Ayranla tüketiliyordu. Biz biliyoruz ki arkadaşlar, asitlerle bazlar aralarında tepkime verir. İşte bu sayede birisi baz olduğu için diğeri de asit olacak ki aralarında tepkime versin ve acının hissi azalsın, değil mi? O yüzden çiğ köfte bazik ise ayran asitik özellik gösterir diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakalım. Çiğ köfte yanında ayran içilmesi pH değerini arttırarak acının daha az hissedilmesini sağlar. Evet arkadaşlar, acının daha az hissedilmesini sağlar. Yukarıda da demişti. Ancak burada pH değerini arttırarak değil, azaltılarak bunu gerçekleştirir. Onu şöyle açıklayalım. Bir pH metremiz olsun. Evet, 0, 7 ve 14 rakamları. 7 ile 14 arası bazik, 0 ile 7 arası ise asitik özellik gösteriyordu. Şimdi çiğ köfte baz özellik gösterdiği için 7 ile 14 arasında. Ayran asitik özellik gösterdiği için 0 ile 7 arasında diyebiliriz. Ve ikisi arasında tepkime verdiğinde ne olacak? Bazın pH değeri azalacak, 7'ye yaklaşacak. Yani pH değeri artmayacak, azalacak. O yüzden bu öncülümüz yanlış olur. Gelelim üçüncü öncülümüze. Çiğ köfte üzerine limon sıkılması da ayranla aynı etkiyi sağlar. Evet, biz limonun da asit olduğunu biliyoruz. Limon da asit olduğuna göre artık arkadaşlar, bu da bazlı arasında tepkime verecek. Yine pH miktarını azaltacak. Yani acının daha az hissedilmesini sağlayacak. Yani ayranla aynı etkiyi sağlayacak diyoruz. O zaman birinci ve üçüncü öncüllerimiz doğru. Cevabımız da B seçeneği. Arkadaşlar, biz birinci baskımızda, kitabımızın birinci baskısında gözümüzden kaçmış ve cevabı C olarak vermişiz. Bu yanlışlığı hemen ikinci baskımızda düzelttik. Yani demin de söylediğimiz gibi cevabımız B seçeneği.